Yani oyun olarak baktığında evet ama işte orada senin dediğin gibi geçen haftaki sonuç alamamak o kadar evet. golü kaçırması Galatasaray'ın Galatasaray'ı bu manevi yönde biraz etkiledi tabii psikolojisini bozdu. Yani o kadar müthiş oynayıp 7-8 pozisyona girip evet. rakip 10 kişi 1-0 öndesin gol yiyorsun beraber bitiyor Yani futbolda bunlar da var ama hı hı. Galatasaray bu iyi, iyi oyunun karşılığını geçen hafta alamadı. Buna tabi beceriksizliği de ekleyebiliriz. Yani sadece şanssızlık değil beceriksizlik de vardı oyuncular çok cömert davrandı. İşte son vuruşlardaki o cılız hı hı. vuruşlar e, artı konsantrasyon eksikliği. Evet. Ama bu hafta e, tabii ki ben hani gidip Rize'de rahat kazanır demedik. Çünkü e, Rize'deki Rize'de o Rize'de iyiydi. Rize'de çünkü geçmiş yıllarda yaşanan <laughs> oradaki işte sakatlıklar, psikoloji oyuncuların evet. bozulması, ayak kırılmaları, Rize'nin başkan açıklamaları Devamlı ortalığı gelen açıklamalar, İşte biz Galatasaray'dan iyiyiz. Daha iyiyiz dedi, evet. Yani, yani Galatasaray'dan daha iyi olması için bir fiksüre bakma şeye, sıralamaya bir bakması lazım başkanın. Yani daha iyi derken, daha iyi durumda mı? Yani daha önde mi yani, ikinci mi, birinci mi? Muhtemelen Yoksa futbol şöyle, olarak mı hani, daha son iyiyiz? haftalarda alınan e, sonuçları kastettiğini düşündüm <laughs> evet. ben ama. Yani son haftaya da Galatasaray 3 galibiyet bir beraberlik almış. Yani Galatasaray'ın iyi olma şansı da yok. Yani bu ortalığı girip. Yine oradan hmm. e, bir şekilde belki takımını öyle motive etmek istiyor ama çok yanlış. E, Galatasaray'da bunun cevabını zaten oyunla verdi. E, çok da güzel cevap verdi bence. E, ama tabii oyun içerisinde baktığında yine geçen hafta gibi başlangıç de Yine pozisyonlar var yine goller girmiyor. E, tabii Galatasaraylar burada ister istemez belki yine acaba geçen hafta gibi olacak. Hmm. Çünkü takım yine çok hızlı oyun oynuyor. Topu hakimiyeti önde. Maçı iyi yönetiyor. Oyuncular <laughs> ama bir türlü gol yok. Ta ki 45'te o gelen golle beraber e, en azından şöyle dedi Galatasaraylar iyi oyunun karşılığını öne geçerek aldı ama 1-0 hiçbir zaman e, şey bir skor değil yani maçı kurtarma Karantı skoru değil. değil yani orada iki 3ü bulmalısın e, tabii daha sonraki oyunda da e, gerçekten Galatasaray'da dün kötü oynadı diyebileceğim bir oyuncu yoktu kötü koştu diyebileceğim bir oyuncu da yoktu. Yani oyunda e, bir futbol maçında yapılabilecek her şeyi yaptı oyuncular. Yani mükemmel yakın oynadılar. Hı hı. E, bu çok önemli bir şey. Yani Galatasaray oyun anlamında ciddi bir istikrar yakaladı. Yani sonuç bazen alamayabilirsin. Ama oyunu geliştirmede ciddi bir istikrar yakaladı. Önemli olan budur. Yani o zaman fark yaratıyorsun. Evet. Öbür türlü e, şimdi kaliteli bir kadron var. E, sonuçlar e, bir iyi bir kötü olabilir. Ama oyun... Oyun iyi olduğu zaman sonunda elbet başarırız. Bir, bir şekilde başarırsın. Rize maçında da bunu e, gösterdi. Maçın genelde teknik olarak e, konuşacak çok fazla bir şey yok. Yani şöyle yok. Rize adına çok fazla bir şey yok. Çünkü tek taraflı bir oyun oldu. Yani sadece Galatasaray'ın oynadığı bir oyun Peki, oldu. Peki o zaman bu mesela e, bir bakımdan aldatıcı da olabilir mi? Yani şimdi her zaman rakiple birlikte değerlendirilir ya bütün maçlar. Yani evet. Galatasaray mı gerçekten çok iyi oynadı yoksa Rize mi çok kötüydü dün akşam? Yani o şeye geliyor. Kayseri mi çok geçen hafta da öyle dediler. Yani bütün takımlar kötü şey iyi Galatasaray kötü oluyor o zaman da yani. Ya böyle bir şey yok. Sonuçta ortada bir oyun var. Evet. Skora göre konuşursak o zaman yanlış yaparız. Ama oyuna göre konuşursak daha mantıklı olur. Galatasaray iyi oynuyor. Galatasaray ligin şu an en formda takımı ve en iyi oynayan takımı. Peki o yani zaman. bu objektiften bahsediyorlar ya objektif böyle olur. Objektif öyle. bir yorumla kalırsan evet, yani. herhalde şu anda en iyi futbol onu ama bunu herkes atıyor. söylemez tabii yani şu an <laughs> söylemezler söylemiyorlar çünkü. Yani çünkü söylemek lazım. Ya bir kere her lazım. Şeyden önemlisi şu anda zirvenin orta olduğunu söylemek yani lazım yani. Yani Galatasaray'ı izlerken şu an evet Galatasaray'ı izlerken özellikle son sonu hafta zevk almıyor mu insanlar? Evet, pozisyon yani var, dünkü şut var, gol var, heyecan var, her şey var. Yani onun için e, olaya biraz da böyle bakmak lazım. Beşiktaş'ta zevk görüyor, Fener'in de yönetim maçlar var ama <laughs> Galatasaray şu an ciddi bir fark yaratıyor. Eksiklerinden evet. ama. o eksiklerden de biraz bahsederiz <laughs> ama bence önce bir e, Cagney'e parantez açalım. Şimdi <laughs> Maç gazetesinin ikinci sayfasında Cagney'e geniş bir yer ayrıldığını görüyoruz. Kralın dönüşü e, başlığıyla <laughs> geçen yıl Rize'de büyük kayıplar veren Sarı Kırmızılar rövanşı bırakmadı. Cimbom'un suskun golcüsü Cagney 4 golün 3'üne imza atarak yıldızlaştı. Bu arada... Ee, çok eleştirdiğimiz bir isim Cagne. Yani yeri geldi yerden yere de vuruldu ama bir taraftan şöyle bir gerçek de var Evren onu da hemen paylaşmak istiyorum ben. Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana ligde en fazla gol atan oyuncu durumunda Cagne. Şu anda ligin en fazla gol atan oyuncusu Cagne. 46 golü var. <laughs> çok güzel söyledin işte yani. Ne diyeyim ben? Yani biz Cagne'ye geldiğinde de gol kralı oldu dedik. Dediler Kasımpaşa'da attı golleri. Yani Galatasaray'da attığı golleri saymadılar. Yani gol kralı olunca Kasımpaşa'da atıyormuş. İkinci yarı Galatasaray'da attı, Rize'de biliyorsun şampiyon oldu oradan sonra. Hı hı hı. E, tabii eleştirel gönderi çok fazla. Yani tarzı, özel hayatı, tavırları falan çok doğru hareketleri de yok. Bunları da eleştirdik. E, dün de mesela oyun içerisinde daha da hareketli olabilir. Yani hı hı. üç tane değil beş tane de atabilir. Cagney öyle bir oyuncu. Aslında eleştirilen konu zannediyorum Evren biraz istikrarsızlığı. Yani şimdi Kayseri maçında <laughs> hiçbir şey yapamayan bir Cagne'den bahsettik ve yani yerden yere vuruldu gerçekten. Ne değişti de bir hafta sonra hat-trick yaptı Cagne? İşte yani bu aslında Galatasaray oyuncu grubunun kalitesini gösteriyor. Yani Galatasaray'da sağ tarafa oynayan bir oyuncu gol atmama şansı yok. Yani her zaman pozisyon bulabiliyorsun. E, Cagne bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Yani işine konsantre olması lazım. Ben bu maçta ee, gol attıktan sonra yani özellikle penaltıyla hani devamlı o yarışırda de oldu biliyorsun. Jack de gol kırıldı penaltı atıyor. atıyor. Yani kötüyü bulmak için her şeyi yapıyorlar ne yazık. Ki. Yani bir de oyuncunun iyi yönü düşünmüyorlar yani karalamak çok kolay oyuncuyu. Ama teknik olarak geliştirelim ben de çok eleştirdim. Ama şunu savundum bu adam Türkiye liginde gol kralı olmuş. Sen ne diyorsun istatistiklerde? Türkiye'de şu an en çok gol atan oyuncu. Evet. Ya, bu oyuncuya neler dediler biliyor musun? Aynı sınıf Falkoya da yapıyorlar evet Falco ya da şu an sakat. O da bir türlü istediği şeye gelemedi. Ama yarın bugün o da üç tane atacak. O da belki iki tane atacak. Yani oyuncuyu bunu zaman zaman Galatasaray'lar da yaptı. Çok çabuk oyuncuları dışladılar. Çok çabuk çöpe attık. Yani hmm. çöp oyuncu dediler mesela. Etrafta da bu. Karalo bu oyuncular Galatasaray oyuncuları sahip çıkmak lazım. Yani Galatasaray'lar da bu konuda artık biraz daha dirayetli olmalılar. Yani oyuncuya kızabilirsin. Kötü oynayabilir o gün. Eleştirebilirsin ama bir anda gözden çıkarmak. Çünkü en önemli şey Cagney'nin maliyeti. Evet. Hep maliyeti konuştu. Atamadım ben. Falkor'da da mesela öyle. Ya yani Mesela Cagney'e <laughs> atıyorum 6 milyon euroya belki gelmiş olsaydı <laughs> e, şu an bu performansa göre hani tırnak içinde söyleyeceğim fiyat performans olarak. Yani dün mesela Abdurrahman şey yaptı yani espri 15 yaptı. Ya. 15 milyon 3 15 milyon milyon yani gol attı diyedi de aslında böyle konuşmamak lazım. Yarın bugün gol atamaz iki hafta. Ne oldu 1 milyon euro mu oldu derler. Yani o da çok... Doğru bir yaklaşım hı hı. değil. Yani o e, espriyle kalışık eleştiri yaptı. <laughs> yani hep parasını konuşuyoruz alın dedi 3 tane attı. Şu an Süper Lig'de bu yıl e, hatırladım hat-trick yapan oyuncu var mı? Ona soralım, bir baksınlar. soralım arkadaşlarımıza. Ona da baksınlar ki öyle de hani yorumlayalım oyuncuyu tek taraflı olmasa. Çünkü hakkını da verelim yani. Şimdi hı hı. sadece e, bu hafta için değil. Şimdi bakalım bundan sonrası nasıl olacak. Çünkü Galatasaray Tabii, önemli olan istikrar. Evet, Galatasaray'ın oyun istikrarı diyoruz ya. Bireysel performansı da istikrar önemli. Ee, Şimdi mesela Falcao'dan <laughs> bahsettin Evren. Yani Falcao ile ilgili de aslında Galatasaray taraftarlarının kendi eleştirisi bu şekilde. Yani oynadığı zaman Falka'dan evet iyi verim alıyor. Belki Falka da hat-trick yapabilir, 2-3 gol atabilir. Onda bir sıkıntı yok ama esas ihtiyaç olunan zamanlarda Falcao'nun olmayışı aslında esas eleştirilen nokta. Evet yani o konuda yani Şampiyonlar Ligi diye e, alınan bir oyuncu daha sonrasında işte şampiyonlukta çok kritik maçlarda <laughs> yine e, takımda yer alamayan bir oyuncu. Şimdi bu sezonda e, takım düşüşe geçtiğinde yine takımla birlikte olmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben e, geçen gün de söyledim Falcao'nun bence sıkıntısı mental anlamda. Yani Falcao e, bence çok ciddi bir sakatlığı yok. Oynarsam sakatlanırım diye korkuyor. Hmm. Psikolojiktir yani bu olay. Çünkü burada e, daha önce de bu oyuncu sakatlıklar geçirdi ama. 2-3 hafta iyi oynuyor çat sakatlanıyor. O da normal olarak bana ne oluyordu? Ben bu kadar iyi çalışıyorum. Bu kadar iyi profesyonelim. Kronik sakatlık devamlı öyle suçlamalarda iddiada bulunuyorlar. Adamı şey duruma düşürmek için. Türkiye'ye geldiğinde en fazla check-up'ta süre alan ve 8-10 saat bir şekilde bütün vücudun her tarafı incelenmiş bir oyuncu. Yani adam demiş ki ben Atricumatite, Chelsea, Manchester United'e gittim sakatlık dönemimde en ciddi dönemde. Bu kadar ben ciddi bir şeyden geçmedim demiş. Yani benim sıkıntım herhangi bir kronikliğim yok. Adamın korkusu mental anlamda artık her oynadığında sakatlanınca psikolojik olarak yani psikolojik onun sorunu. Peki Falcao'yu bu noktada iyi hale getirecek, bu endişesini giderecek kişi kimdir acaba? Yani sağlık eğitimidir, Fatih Terim midir? Eğer Fatih Terimse acaba neden böyle bir... E... Yani o kişi benim aslında. Motivasyon. <gülüyor> Gerçekleşmedi. <laughs> Benle bir konusu Ama bunlar önemlidir. Yani biraz espri bir yapıyorum. Bir arasal. Yani bir taraftan da arayacağım zaten. Şunu arayacağım. Bak gerçekten arayacağım. Ee, Kolombiya milli takımın hocasını arayacağım. Bir şekilde ulaşacağım. <laughs> Telefonunu aldım. Neden onu arayacağım? Çünkü Kolombiya milli takımındaki maçlarına baktığım zaman gittiğinde orada çok daha rahat. Hmm, yani ayakları çok neden? daha rahat yaparlar gidiyor. Orada sakatlık posul... yaşamıyor mu? Ya işte olay burada. Burada psikolojisi bozulmuş. Şimdi eleştiri var. Durum bir şekilde baktığında oynuyor, atıyor, atıyor. da bir daha oynayamıyor. Yani bir ortası yok. Evet. Onun için o da ister istemez şeye düşmüş. Yani ne oynasam sakatlanacağım, bariç oynamayayım. Evet, şimdi sen Marten, e, yani hem Galatasaray'ın iç yapısını biliyorsun, hem de Fatih Terim'i de tanıyorsun. Bu, bu böyle bir oyuncu Fatih Terim'in aslında <laughs> e, normal şartlarda tepki göstereceği bir oyuncu yapısı. Yani Fatih yani. Terim fedakarlık gösteren, ki daha önce Marka Dolu'yunda da gördük bu örnekleri hani sakat sakat oynayabilen ya, her oynayabilen oyuncudan her oyuncu, her oyuncudan oyuncu bir değil yani bazı oyuncular ağrı ağrı eşiği düşük olur bazıları yüksek olur yani ben ona sonra ona bakarsan ben diye bir Diyarbakır sporda ve işte baş takımlarda oynadığımda ayağım böyle şiş bavul gibi şeyle maça oynadım 90 dak hmm. dakika